Bugün Nobel Edebiyat Ödüllü Albert Camus'un Yabancı isimli kitabından bahsedeceğim. Bugün annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum. Bakım evinden bir telgraf aldım. Anneniz vefat etti. Cenaze yarın, saygılar. Bundan bir şey anlaşılmıyor. Belki de dün ölmüştür. Camus, romanın baş kahramanı Mersault aracılığıyla sıradan insanı anlatıyor. Yani bizi. Hepimiz bir noktada hayatı anlamlandıramadığımız, hayatın gerçekliği karşısında çaresizce kaldığımız anlarda bulunmuşuzdur. Hepimiz kendimizi Mersault'un annesinin ölümü gibi gerçek anlarda buluvermişizdir. Peki böyle anlarda ne düşünürüz, ne hissederiz? Duygularımızı düşüncelerimiz oluşturuyorsa, düşüncelerimizi neye göre seçiyoruz? Mersault, senin benim gibi sıradan bir insan, evet. Ama o düşüncelerini gizleme gereği duymuyor. Hangimiz düşüncelerimizde bu kadar dürüstüz ki? İşte bu dürüstlük Mersault'u yabancı haline getiriyor. Mersault düşüncelerini oluşturmak için hiçbir baskıya boyun eğmeyen, özgür düşünmekten geri durmayan ve sonunda tabii ki doğal olarak bunun cezasını çeken bir insan. Camus yabancının içine bir de cinayet hikayesi yerleştiriyor. Bu cinayeti Mersault'un düşünceleri etrafında anlatarak okuyucuyu derin, anlamlı ve sorgulayıcı bir maceranın içine sokuyor. Varoluşçuluk felsefesinin en önemli kitaplarından biri olarak gösterilen Yabancı'yı bir an önce okumanız dileğiyle.